Evet arkadaşlar, herkese merhaba. LGS Hocam kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de gördüğünüz gibi gayet iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün kaynak önerileri, yani hangi kaynaklar size daha fazla verim sağlar, onunla ilgili konuşacağız. Evet, yani şöyle söyleyeyim, artık sistem değişti. Yani artık soru sistemleri değişti. Ne oluyor artık? Daha farklı, daha yoruma dayalı sorular ne oluyor? Soruyorlar. O yüzden de arkadaşlar çok fazla, yani dışarıda çok fazla kaynak var. Hangi kaynağın size daha fazla böyle size daha fazla yarar sağlayacağını ne yapacağız? Burada konuşacağız. Şu şekilde söyleyebilirim. Güzel kaynaklar da var ve kötü kaynaklar da var arkadaşlar. Yani her kaynağı bence ne yapın? Çözmeyin, çünkü size faydalı olabilecek kaynakları çözün ki sınavda size faydalı olabilirsin. Yani şimdi sen gidip teyit tarzı sorular çözersen ne olacak? Senin zaman kaybın olacak. Yani zaman kaybetmiş olacaksın. Çünkü teyit'ten artık eser yok. Teyit mayok yok yani. Onun gibi sorular sorulmuyor artık. Ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı artık veriyor şeyi, formülü veriyor, senden yorum istiyor. Artık yorum gücünün fazla olması lazım. Yorum gücünün ne istiyor? Yorum gücünü fazla istiyor senden. O yüzden sen ne yapacaksın? Yoruma dayalı soruların en fazla hangi kaynakta varsa o kaynağı kullanacaksın. Sana şimdi ne vereyim? Kaynak önereyim. Arkadaşlar yani inceledim. Bazılarını inceledim. Bazılarını inceleme fırsatı buldum. Bazılarını çok fazla inceleyemedim ama şu şekilde söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar, eğer orta seviye bir şey istiyorsanız, yani orta seviye kaynak istiyorsanız, şimdi dersiniz hocam işte orta seviyeden zor seviyeye geçiş yapayım, direkt zor seviyeye geçiş yapmayayım dersen, orta seviyedeki soru şeyleri, yani kaynakları neler dersen şu şekilde diyebilirim. Yani ben mesela Martı'nın bir kitabı var bende, matematik kitabı Martı'nın, bayağı iyi soruları, yani orta seviye, çok fazla zor değil, orta seviye diyebiliriz. Ondan sonra başka ne önerebilirim? Arkadaşlar Çanta'nın da alabilirsiniz. Çanta da fena değil. Ondan sonra ne var? Branş Akademi'nin şeyleri var. Soruları var. Branş Akademi'nin soruları. Arkadaşlar yani orta seviye, aslında orta seviye ile zor seviye arasında diyebiliriz onlara. Onlar da mesela orta seviyeden sonra onu çözüp sonra zor seviye soruları çözebilirsiniz aslında. Yani orta seviye ve zor seviye arasında diyebiliriz Branş Akademi'nin sorularına. Ondan sonra arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Yani zor seviye istiyorsan eğer Tonguç diyorum ya. Şey yapman lazım. Okyanus Master çözmen lazım. Okyanus Master ne yapıyor? Biraz daha zor seviye sorular soruyor. Onun sorularını çözebilirsin. Ondan sonra niteliğin soruları da gayet güzel. Yani bu şekilde bu kaynakları önerebilirim senin için, sizler için. Eğer paragraf sorusu istiyorsanız Hız Yayınları gerçekten paragrafta güzel. Onları da ne yapabilirsin? Paragraf sorularını da hızdan alabilirsin, Hız Yayınlarından. Bu şekilde zaten daha fazla inceleme şansım olacak. Onları yine inceledikçe ben sizlere bu şekilde videolar hazırlayacağım. Bu şekilde bilgilendirme videolar hazırlayacağım. Umarım sizlere faydalı olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü 4 ayınız kaldı. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Oldukça bu şekilde videolar hazırlayacağım sizlere arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.